Ayşe Hanım'ın sorusuyla devam ediyorum. Merhabalar efendim. Geçenlerde İslami camiada pek sevilen ve takip edilen Müslüman bir bilim insanı eşcinsellikle ilgili bir açıklama yaptı. Eşcinsellik doğuştan gelen bir beyin yapısı farklılığıdır dedi ve ekledi. İslam'da eşcinsellik haram değildir, olamaz. Bu konuda hiçbir kanıt getiremezsiniz. Biliyorum netameli bir konu fakat bu konuda kafalar çok karışık. Muhterem hocamız bizi aydınlatabilir mi? Şimdi değerli hocam ee, bir hadis-i şerif var malum haliniz. Ee, hadis-i şerifte Yüce Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah ilmi insanların kalbinden söküp almaz. Aralarından alimleri alır, evet. ilimsiz kalırlar, yerlerine cahiller türer. Onlar da fetva vermeye başlarlar, fetva verirler. Hem kendileri sapıtır, hem de insanları saptırırlar, Şimdi maalesef herkes din hakkında konuşmaya başladı. Biz hiç, hiç hiçbir zaman hekimlik, doktorluk hakkında konuşmuyoruz. Siz bize bir soru sorduğunuzda efendim ben mühendis değilim, ben hekim değilim Doğru. deyip sadece dini ve şeyi anlatıyoruz. İşte bu noktada öyle e, lütfen herkes kendi işine bakmalı ve e, kendi e, veçesinden konuşmalı kimse efendim bir din adamı suretinde konuşmamalı. başka şekli şekilde ifade edebilir. Ben ona karışmam ama dinen İslam'a göre İbrahimi dinlere göre Allah'ın yeryüzüne indirmiş olduğu sünnetullah'a göre, adetullah'a göre eşcinsellik haramdır. Dinen yasaklanmıştır. Bir kimsenin erkek doğduğu halde biyolojik bir üstünlük, baskınlık olmadığı müddetçe diyelim, biyolojik hı hı. altını çizelim, kadın olarak kendisini lanse etmesi ve ona göre hareket etmesi de haramdır. Dinen yasaktır. Kur'an-ı Kerim'de bu, bu konuda onlarca ayet vardır ve Kur'an-ı Kerim e, bu konuyu çok güzel açık ve net bir şekilde açıklamış e, bu şekilde hareket edenlerin yanlış yolda şeytan yolunda sapkınlık yolunda olduğunu ifade etmiştir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, bırakın eşcinselliği bırakın transseksüelliği kadına benzemeye çalışan giydiği elbiselerle kıyafetlerle efendim e, daha başka türlü erkeklere erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiştir. Bunun ötesi yoktur herhalde. İşin dini veçesi budur. İşin Kur'ani veçesi budur. Sünnet veçesi budur. Gerisi hakkında bizim söyleyecek en ufak bir ifademiz de yoktur. Eyvallah hocam. O zaman dini konularda birilerinden bir şey dinleyecek olursak o kişinin bu anlamda yetkinliği var mıdır yok mudur bir önce onu ölçüp tartmak Kesinlikle. lazım. Yoksa İslami çevreler tarafından bir insanın seviliyor oluşu dini anlamda bir hüküm ortaya koyacağı anlamına gelmez değil mi hocam? Yani kesinlikle insanlar fakih olabilmek için, fıkıdan bir nebze, bir efendim behre, bir bilgi elde edebilmek için yıllarca çalışıyorlar, çabalıyorlar, uğraşıyorlar, hocaların dizine önüne diz çöküyorlar, bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar fakat insanlar kendi yolunda devam ediyor. Mühendis, doktor veya başka bir şekilde çalışıyor, ediyor. Ondan sonra diyor ki haramdır. Ya haram ne demektir? Biliyor musunuz? Oturup haramı yani izah ettik. Yani tahrime mekruh ne demektir biliyor onda musunuz? Onda bile sıkıntı yaşayacak. Farz ne demektir biliyor musunuz? Vacip ne demektir? Farzla vacip arasında ne fark vardır? Haramla tahrime, mekruh arasında ne fark vardır? Böyle rahat rahat konuşuyorsunuz ya. Bunların ne anlama geldiğini biliyor musunuz? İzleyicilerimiz evet. anlamışlardır hocam. Allah razı olsun. Rabbimiz bu tür sapkınlıklar içerisinde olmaktan cümlemizi muhafaza kılsın. Neslimizi muhafaza kılsın diyelim.